Herkese günaydın. Ay, eşim bana sürpriz yapmış. Kahvaltı hazırlıyor galiba. Sucuğu sen mi yapacaksın aşkım? Evet, ben yapacağım. Aferin vallahi, eline sağlık. Ben şimdi şu şeyi ayarlayayım, tavayı. Hepsini doğruyorum bunu. Doğru aşkım, hepsini. Yumurtaları çıkarayım ben sana. Sen çıkarır mısın? Yok, o basit bir şey. Hadi bakalım. Ben çıkartayım. Kimin kocası bu? Bu benim kocam. Evimin direği. Kalbimin sahibi. Canımın içi. Sucuk yapıyor kocam bize. Yumurta çıkar mı? Merhabalar arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Benim yüzesinden tarifleri duyuyordunuz. Bu sefer de bugün de benden bir tarif. Yani yaptığım şey sucuklu yumurta. Çok zor bir şey. Tarifini vereceğim size. Yani yapın deneyin evde, çok güzel oluyor. Hadi bakalım. Olsun, öğrenciler izliyor bizi. Belki bilmiyorlar. Evet. Onun için zaten öğrenciler için. Bilmeyenler için. Aşkım tamam, yeter. Kır artık. Bilmeyenlere gelsin. Hadi gelsin. Yağ koyduk, sucukları kızarttık. Şimdi de sucuklar biraz pişti. Yumurtalar, sucuklar biraz pişti. Yumurtaları kırıyoruz. Haydi bakalım. Ay, ne zor şey yapıyorum aslında. Çok zor şey ya, gerçekten. Mis gibi koktu. Acıktık. İşin en noktası mı burası? Tabii. Yani kabuk düşürmemek lazım içine. Tabii, en noktası. O kabukları da orada bırakmayacaksın değil mi aşkım? Evet. Alıp çöp atıyorsun ben. Çöp atıyoruz. Aferin sana. Ellerimizi yıkıyoruz. Ellerimizi yıkamayı unutmayınız. Aynen. Tuzunu da ben atayım, hadi yardım etmiş olayım sana. Tuz ekliyoruz. Karabiber atayım mı aşkım? Hadi devam et sen yemeğine. Yani bu güzel bir karıştırma tekniği. Herkes bunu bilmez. Tabii. Hadi eline sağlık aşkım. Afiyet olsun. Şimdi birazdan olmak üzere bunlar. Aynen. Ve şimdi denizden geldik. Evde biraz dinlendik. Hatta havuza girdik bayağı bir. Evde de bir sürü iş birikti bu arada. Ama gidince uyku da geldi. Şimdi eşim benzinlikteyiz. Bir BİM'e uğrayacağız işte. Yola giderken işte yolluk yapabileceğimiz ne var? Bir şey alacağız. Kızlara da biraz kreker falan iyi oluyor yolda. Hani mideye iyi geliyor tuzlu şeyler. Oradan sonra yine evimize gideceğiz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra artık eşyaları toplayacağım, ortamı toplayacağım. Öyle bulduğumuz gibi bırakalım tabii evi. Ay kızlar. Bu arada da soykum var, anlatamam yani. Pişko. Bilgin nasıl yap? Burası ıslak mendil alır mı? Yok ya, şey. Yok yok. Benzinlikteyiz de şimdi eşim gece uğraşmayalım dedi. Hani yola çıkarken şimdi fulleyim dedi. O yüzden bekliyorum. Alıyor herhalde. Ay biz gittik geldik. Bunlar hala havuzda. Havuza doyamayanlar da bugün. Seni yerim ben. Seni yerim. Üşümediniz mi annem? Gerçi üşünecek hava yok. Kızlar acıkmadınız mı? Acıktım ben baba. Siz? O zaman bir yarım saat sonra mı yapalım? Anne. Ceylin sen? Bir saat sonra yapalım. Ceylin sen? Acıktın mı? Açlık durumunuz nasıl? Yok, acıkmadım yenge. Bak, bakayım. O zaman bir yarım saat sonra. Tamam. Sen de çekmeyin. Biraz daha durun, hadi bakalım. Yolun. Sen yokken şezlongun üstünden atladın. Şezlongun üstünden. İyi ki bir yerinize gelmedi. Evet, taşıma atlamadım ben ama ablam biri attı. Hayır, bir daha şezlongdan atlamayın sakın. Atladık. Valla. Gel Tospik, yavaş. Yavaş. Hızlı. Evet, tamam. Güzel. Beni at anne diyor. Hadi. Evet.
Seni yerim. Tamam. Üşümedin mi anneciğim? Yok. Tamam. Ve evet yine marketten geldik. Bir tane arabaya koyacağız şunu. Gece lazım olur diye. Annem bazen midesi falan bulanıyor. Bir tane peçete aldık. Şokta şöyle yumurta domatesler vardı. Onlardan aldık. Bir 5-6 kaç tane bilmiyorum. Yine yolda tuzlu krakeri yolluyor. Bir tane ondan aldık. Şöyle sandviç ekmeği aldık. Sandviç yapacağım. Kaşarlı ve salamlı. Bir tane şöyle dilimli kaşar peyniri aldım. Sandviç yapmak için. 20.90'dı. 21 liraydı fiyatı. İki pakette şöyle Aytac'ın salamı aldım. Aytac'ın salamı da dediğim gibi çok seviyorum. Kaşarlı salamlı sandviç yapacağız işte. Klasik yola iyi olur diye. Hem ekşimiyor. Normal beyaz peynir de çok güzel oluyor ama beyaz peynirde ekşimi oluyor bazen. İşte bu ekşimediği için kaşar daha dayanıklı. Öyle yapacağız işte. Şimdi kızlar uyandı. Biz dışarıdan geldik. Kızlar acıktı. Hemen burgerimizi yapacağız. Ay kızlar ben gelene kadar görüyor musunuz? Vallahi mutfağı tertemiz etmişler. Bulaşıklar vardı. Yıkayamamıştım. Gözümde büyümüştü. Gelince yıkarım demiştim. Vallahi tertemiz yapmışlar sağ olsunlar. Şimdi ben de burgere geçeyim. Şimdi ilk şu domatesleri kızlar şey yapacağım. Halka halka doğrayacağım. Ondan sonra bir tane soğan doğrayacağım. Sonra aşağıdan almaya gittiler. Aşağı dolaptan kızlar şeyleri. Ben bunları doğraya durayım bu arada. Şöyle halka halka doğrayacağım. Ay nasıl ışık ya. Işık çok kötü burada ama ne yapayım idare edin. Soğan halkası evet anne. Kızlar şu şurayı açsana Ceylin'cim ya. Belki oradan biraz ışık gelir yavrum. Dolaptan suyu ver kızım bana. Nereye açayım ya? Kapıyı aç da hani oradan ışık gelsin diyorum. Anne suyu versene kızım bana. Yok yok böyle değil öyle değil. Üstten söyleyeceksin. Ya elleme. Alya, Alya ne yapıyorsun? Kızım hayır. Bırak. Sen ya. Ulan ne kötü saat var kızım Allah korusun ya. Bırak sen karışma. Alya'nın işleri. Uşağı sen karışma kızım ya. Daha şöyle dursun. Su getir bana bir dolap. Vuruş konuna gitti kızım. Az olan gelir. Baba. Ablamların getirdiği su nerede? Bulamıştır oğlum iç için. Sonra sana bir bakayım. Ceylin abi. Burada var biraz şurada. Al. Al. Açayım mı? Sonra şöyle aspergi de aldım. Onu da hemen şey yapacağım. Doğrayacağım. Bir kısmına. Hafiften sokamıyoruz. Şöyle aralarına koyarım. Doğramayacağım ince ince. Şöyle dursun. Şimdi bir de şey yapacağım. Şu su benim tamam mı? Arkasında. Soğan doğrayacağım bir tane de. Eşime çünkü soğan azmış soğanımız ya bir taneymiş. Büyük hayır büyük tane diyordum ben bunu. Seninkini soğanlı yapayım canım. Çocuklar zaten soğanlı yemez. Hey.
Aman şöyle yaptık işte. Yağ vardı arabada kaldı herhalde. Islak mide almıştık Migros'tan. İşte böyle hazırladım kızlar şeyini. Arasına koyacaklarımı. Ondan sonra şimdi şu biraz böyle soğan halkamızı artmıştı. Kızlar ya şey de vardı. Kroket. Burada mı? Ha tamam yavrum. Biraz da böyle kroketimiz arttı. Önce bunları kızartayım. Çocuklar yanında yerler. Sonra da burgerleri geçeceğim. Burada soğan halkaları ve kroketleri koydum. Kızarıyorum. Daha da kroketler var burada. Onları da kızartacağım. Ama şu sıcakta kızartma yapmak gibisi yok. Kızlar, kızlar. Gelin görün beni. Ama yemesi de güzel tabii. Ve tavukları kızartıyorum kızlar şöyle. Hadi bakalım onlar da kızarsın. Ay çok sıcak. Vallahi çok sıcak. Klima milima fayda etmiyor yani. Ve bugünkü akşam yemeğimizde böyle kızlar işte gördüğünüz gibi soğan koydum. Ay şunu bir an ekmek zannettim. Onun üstü nerede anneciğim? Şurada. Hamburgerlerimizi böyle yaptık tavuk burgerlerimizi. En alta biraz ketçap sıktım ekmeğin alt kısmına. Sonra domates koydum, marul koydum. Yani çıtır iceberg koydum. Sonra birazcık mayonez sıktım. Bunu da üzerine çok kalmamıştı ama tavuk burgerlerin üzerine. En sonunda ekmeğini kapattım. Hadi bizlere afiyet olsun. Hadi kızlar. Burada da kroketle soğan halkamız var. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi bitirdik kızlar. Hatta masadan kalkmadan şöyle salamlı, kaşarlı, iceberg'li sandviçlerimizi de yaptım. Yolda yiyelim diye. Mis gibi oldular valla. Öyle işte. Şimdi onları da poşetleyeceğim. Of valla sonra toplanmaya geçeceğiz. Ve kızlar günaydın herkese. Saat 5.30. Biz hazırlandık. Eşyalarımızı topladık. Yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle Ankara'ya doğru evimize gidiyoruz. Her güzel şey gibi bu da bitti. Hayırlısıyla bitti. İnşallah evimize de varınca çok güzel olacak. Ay havuzum elveda. En çok da sana üzülüyorum. Dur ben ayağımı sokayım kız. Oh. Oh mis. Hadi görüşürüz. Ve biz geldik arkadaşlar. Nihayet evimizdeyiz. Çok şükürler olsun. Sağ salim. Kazası belası geldik. Ali işte burada. Hemen vallahi şu koltuğuma bir uzandım. Antreyi görmelisiniz. Bütün eşya dolu. Şimdi doğayı şeyi yolladım. Giderken deterjanım bitmişti. Markete yolladım. Bir deterjan alacak gelecek. Hemen başlayacağım havlulardan makineye atmaya. Çünkü onlar bir kalırsa kalır yani. Yarın da şey yapacağım. İşe gideceğim için bugün onları kaldırmam lazım. Ne kadar yorgun olsam da önce onları kaldırırım. Yani makineye atacağım. Kaldırılacakları kaldıracağım. Aslında çok bir iş yok yani. Bir başlasam yaparım da sonra da rahatça dinlenirim. Evimi temiz bırakmıştım zaten. Derli toplu bırakmıştım. Öyle bir işim yok. Öyle işte. Vallahi çok yorgunuz tabii. Yol yorgunuyuz. Anahtar alırız mı? Öyle görüşürüz gene. Oh. Bu arada kızlar size bir şey söyleyeceğim. Normalde Alya'nın göbüşü bu teyzeleri. Alya'nın yolda hep midesi bulanırdı. Araba tutuyordu. İnternette bir yazı okuduk. Böyle göbek deliğini tamamen hava almayacak şekilde yara bantlarıyla kapatırsanız midesi bulanmaz, istiğfar etmez diye yazıyordu. Gerçekten ve gerçekten ilk defa böyle oldu. Vallahi tesadüf mü ya da gerçekten bunun etkisini bilmiyorum. Belki aranızda bilen vardır. Şimdi çıkarıyor.
Yani deneyin, öyle küçük çocuklarınız varsa ya da kendiniz de deneyin bence. Ve bakın, Alya'nın yastığını da götürmüştük. Arabada muz verdim, yemedi. Her şeyimiz rezil şu an. Buzdolabı var burada. Kirlerin hepsini tepmiştik böyle poşetlere. Şunlardakiler de yıkanacak. Yani temizi de kirlisi de hep mutlaka yıkıyorum ben getirdiğimde arkadaşlar. Antremiz bu şekilde, inanın. Şu an böyle. Şimdi hepsinden başlayacağım. Yastık yüzünü soyacağım. Onu da yıkayacağım o yüzden yerde. Başlayacağız birazdan. Hadi bakalım. Herkese selam kızlar. Vallahi saatlerdir video çekemedim. En son bugün sabah 5'te şeyden ayrılırken çekmiştim. Size söyleyeyim. Uykum. Apartman ayrılırken çekmiştim. Yolda zaten çekmedim. Çok sıcaktı. Geldik evimize. Sonra işte görümcenler geldi. Yukarı çıktı kayınvalidemler. Sağ olsun bir şeyler hazırlamışlar. Kayınvalidem sağ olsun bir şeyler hazırlamış. Karnımızı doyurduk. Alışverişimize gittik. Çünkü dolapta kahvaltılığımız falan yoktu. Almamıştık yani, gideceğiz diye. Gelince alırız diye. Onları aldık böyle çok da yorgun olduğumuz için çok gezemedik. Sadece böyle çok acil ihtiyaçlarımızı aldık geldik. O yüzden ayrı bir vlog yapmayacağım. Buradan göstereyim size, aynı vlogda atacağım. Kayınvalideme börek saracağız. Yarın artık saracağım. Bugün çünkü gerçekten hiç halim yok. Şöyle bir tane A101'in ıspanağını aldım. Önceden Süper Fresh'inkini alıyordum BİM'den. Ama bunu da almıştım daha önce. Güzel çıkıyor. Hem yemeğe hem böreğe, daha önce de söylemiştim. Fiyatı da çok uygun. 4,5 ya da 5,5 gibi fiyatı vardı. Sonra bir tane böyle BİM'den orta boy yoğurt aldık. Şoka uğradım. Şoktan şöyle iki tane salam aldım. Aytaç Şipşak. Bunu seviyorum. Ve şu Sultan Sucuk. Bunu geçen gün şeyde almıştım. Tatilde almıştım. Yemiştik. Çok lezzetli geldi. Ve fiyatı da çok uygun. 11,90. Şoktu arkadaşlar. Ve 250 gram. Sultan da zaten çok iyi bir marka. Yılların markası ve gerçekten çok lezzetli. Fiyatına göre çok iyi. Bir tane de bundan aldım. Evde bulunsun diye. Sonra BİM'den yine bir tane labne aldım. Doğan seviyor böyle ekmeğini sürmeyi. Bunun da fiyatı 6,75'ti. Sonra bunu da yine A101'den aldım. A101'den bir tane şöyle el yapımı, şey, el açması yufka aldım. Bunun fiyatını sanırım 8 lira diye hatırlıyorum. O civardaydı. Ve bir tane de tereyağı aldım şöyle. Ve biz şeye uğradık, kooperatife uğradık. Bu sefer dedim oradan alayım. Kardeşim daha önce oradan şu peyniri ve bir de ezine peyniri varmış, oranın olgunlaştırılmış. Onu da almış. Çok lezzetli abla dedi. Ben de bunu aldım. Deneyeceğim bakalım. 27,90'da fiyatı vardı. Ve tam 1 kilo arkadaşlar. Bu 600 ya da 700 gram değil. Bakın güzel çıkarsa da söylerim size. Hatta birazdan hafif bir midem böyle kazındı gibi. Birazdan bir ekmeğime koyup yiyeceğim. Şeyin, Tarım Kredi Kooperatif'in kendi şeyi, peyniri. Beyaz peynir böyle bir tane aldım. Sonra yine kooperatiften aldım ama keskin olmuş. Şöyle 15'li yumurtasını aldım. Klasik beyaz yumurta. Bunun fiyatı da valla 11,90'dı. Sonra şöyle kooperatifin de yine Migros gibi bakliyatları ve şeyleri çok güzel çıkıyor. Çok pardon. Makarnaları çok güzel çıkıyor. Fiyatı da çok uygun. 2,20'ydi bunun fiyatı. Bir tane böyle yoğurtlu yapmak için fiyonk makarna aldım. Bir tane şöyle uzun makarna aldım. Dediğim gibi 2 lira 20 kuruş. Çok uygun ve gayet de güzel. Bir tane böyle spagetti aldım. 3 tane makarna aldım. Evde hiç yoktu makarna. Sonra 2 tane de şöyle tam yağlı sütü aldım. Bunun da fiyatı 4,75'ti. Bu da yine kooperatifin kendi markası. Hatta 2 tane aldım. Bir tanesini Ali biraz önce açtı. Ve sonra bir de yine kooperatifin kendi markasına şöyle, ben bu cevizli helvayı çok seviyorum. Cevizli helvasını aldım. İnşallah bu da güzel çıkar. Onun fiyatı da gramajı az ama fiyatı uygundu. 7,90 sanırım.
350 grammış, 7.90. Çok ucuz, ucuz bence. Neyse. Bu sefer ilk defa şu zeytini aldım. Marmara Birlik sepet serisi diyor. Bunu son zamanlarda çok görür oldum ve kasadaki bayan da gayet güzel abla dedi. Fiyatı da 23.90 mıydı? 24 lira. Sanırım öyle bir fiyat vardı. 800 grammış. Yani kilosu işte aşağı yukarı yine 30 liraya falan geliyor herhalde. Yani işte uygun da değilmiş aslında. Neyse güzel çıkar inşallah. Bu da şöyle bir zeytin. Bununla yine yazarım size güzelse. Gerçi damak zevki herkesin farklı olur. Ben böyle biraz ağzı buran acımsız zeytinleri çok seviyorum. Ve az tuzlu tabii ki seviyorum. Yazarım yine görüşümü. Sonra iki pakette yine böyle misin şeyini aldım, meyve suyunu, yine birisi içeride ve Ali'ye bir de gevrek almıştım, onu da açtı. Ve bakın Bim'den biraz önce yan komşum geldi, onlara bunu açtım, ikram ettim, onlar da beğendi. Gerçekten kokusu falan o kadar güzel ki, şöyle kaymaklı Türk kahvesi aldım. Abdullah Efendi'nin bu şeye gelmiş, Bim'e gelmişti arkadaşlar. Fiyatı da çok çok uygundu, 5,5 lira mıydı? Öyle bir fiyatı vardı şöyle, hatta varken, çünkü bunlar spot ürün, her zaman gelmiyor, varken birkaç tane daha alıp eve koymayı düşünüyorum. Fiyatı çok uygun. Ve sonra ha şu şey işte, diğer meyve suyu. Bir tane yine garnitür aldım Bim'den, bunu da yine elimin altında bulunsun, bana lazım oluyor. Sonra İki paket şöyle hindi sosis aldım. Pınar'ın yine aç bitir sosisini aldım. Ve şu Kahve Dünyası'nın muhteşem çikolatasından aldım. Ben bunu çok beğeniyorum. Daha öncelerde de almıştım. Bim'de satılıyor bu arkadaşlar. Bayramlarda geliyor. İçini göstereyim hatta şunu. Şuradan açacağım size. Şu şekilde renkli çıkıyor. Ve içleri şeyli, mesela şu fındık dolgulu oluyor. İşte fındık kreması dolgulu oluyor. Şu mesela orman meyvesi dolgulu falan oluyor. Frambuaz dolgulu oluyor. Bu yeşili var. Normalde yeşil oluyor içinde. Şu turuncu yine karamelli oluyor sanırım. Falan filan. Yani bunlar renklerine göre de ayrılıyor. Hatta şurada yazar sanırım. Sütlü, bitter, fındık, antep fıstık ve frambuaz dolgulu diyor. Ama gerçekten çok lezzetli bir çikolata. Gerçekten çikolata yani. Ve normalde ben bunu sanırım 19.90, 20 lira, 23 liraya falan alıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Bugün bayağı bir indirime girmiş bunlar. Niye girdi onu da anlamadım bayramüstü ama iyi olmuş. 12.90 inmişti arkadaşlar. Varsa Bim'de ve yine inşallah sizin Bim'inizde de indirimdedir. Öyledir muhtemelen. Kesinlikle bunu alın, deneyin. Çok lezzetli bir çikolata. Bayram için güzel de bir ikramlık. Hem kaliteli hem de gerçekten lezzetli. İki tane aldım bundan. O da yeterli olur. İkisi zaten yarım kilo ediyor şöyle. Ve bir tane de yine bayramlarda bunu alıyorum. Hatta normalde de kahve yanına alıyorum. Biz de seviyoruz. Bunun içi de çikolata dolgulu böyle. Badem falan çok taze oluyor. Şöyle çikolatalı, bademli. Badem şekeri yani. Bu da gerçekten 10 numara. Bunu da kesinlikle alın. 6.90 mıydı? 6.5 ya da 6.90 da bunun fiyatı. Gramajları çok değil ama yeter bayramda, ne olacak yani. Zaten avuç avuç yenen bir şey değil o. Öyle arkadaşlar. Şimdi bunları kaldırayım. Hemen yerlerine ve artık, ay bu da 9 dakika olmuş. Videolarımı da editleyip yatacağım inşallah. Allah'ım yine sağlıkla yedirme, yememizi nasip etsin. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.